Teşkilat Bayramlaşma Tribü'ne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mübarek olsun başkanım. Daha yakından bir bayramlaşmayı Rabbim bize nasip ettiği için ne kadar şükretsek azdır. Rabbim inşallah birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın. Tüm başta şehitlerimiz olmak üzere, tüm vatan için, memleketimiz için, birlik için, beraberlik için, İslam ümmeti için canlarını feda etmiş olan tüm şehitlerimize Rabbimden rahmet niyaz ediyorum. Tekrar buraya kadar zahmet ettiğiniz için hepinizin ayaklarına sağlık. Bayramınız mübarek olsun. Bizlerden tüm ailelerimize, görüşemediğimiz tüm büyüklerimize, küçüklerimize bayramlarını tebrik etmelerini sizden rica ediyoruz. Rabbim emanet olun. Evet. 2 yıldan beri devam eden pandemi nedeniyle böyle rahat bayramlaşmada buluşamıyorduk ama inşallah hem dünyada hem de dünyadan önce ülkemizde bu sıkıntıları def etmeye başladık. Tekrar bir ve beraber oluyoruz. İnşallah Rabbim tüm dünyayı ama özellikle ülkemize artık bu tür afetleri, bu tür sıkıntıları, bulaşıcı hastalıkları vermesin inşallah. Bu hastalık nedeniyle tabii dünyada ekonomi çok tersine gitti. Pandemi tam bitti denirken, yatırımlara başlanacak derken bir de maalesef bir savaş ortaya çıktı. Savaş nedeniyle fiyatlar yükseldi. Bu tabii elbette yatırımları, ülkemizi ve tüm diğer liderlerini etkiliyor, bizleri de etkiliyor. İnşallah bu da biter. Yine o eski, çok hızlı karar aldığımız, çok büyük dev hizmetler yaptığımız günlere de inşallah kavuşuruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle Ramazan bayramınızı canı gönülden kutluyorum. Rabbim tüm İslam alemine, ülkemize hep dirlik, düzenlik versin. Bolluk, bereket versin efendim. Sağ olun, var olun. Değerli AK Partili arkadaşlarım, ben de sizlerin evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtuluşun vesile olan Ramazan ayını hep birlikte sağlıcakla idrak ettik. Bayrama ulaştık. Bayrama ulaştıran, sağlıcakla bayrama ulaştıran Cenab-ı Hakk'a şükürler olsun. Ülkemizde Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında basında da televizyonda da izliyoruz. Gerçekten coşkulu bayram kutlamaları, bayramlaşmalar yapılıyor. Bu da bizim her ne kadar birileri AK Parti bitti, öldü, bilmem halk oylamalarında geriye düştü deseler de teşkilat vefa yemeğinde de gördük. Genel merkezin yapmış olduğu vefa yemeklerinde de gördük. AK Parti dün kurulduğu gündeki gibi dimdik ayakta. Bize düşen Cenab-ı Hak birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim etsin diyorum. Diğerlerine fırsat vermemek için ilk kurulduğu andaki gibi ilk heyecanla aynı çalışma azmini bizlere versin diyor. Hepinizin bayramını tekrar tebrik ediyorum. Değerli ilçe başkanlarımız, belediye başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz, kısaca gönül dostlarımız, hepimizin bayramı mübarek olsun. Hepinizi hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Rabbim nice birlik ve beraberlik içerisinde bayramlara bizi eriştirsin diye dua ediyorum. Hayırlı bayramlar diliyorum. Elhamdülillah çok güzel, verimli ve bereketli bir ayı geçirdik. Bakın bereket de en sonunda burada da kendini gösterdi. Elhamdülillah diyoruz berekete. Allah hayırlısını inşallah daim eylesin. Hayırlısıyla, güzeliyle daim eylesin inşallah. Çok güzel bir ayı geçirdik. Allah bizleri bugünlere eriştirdi. Recep-i Şaban'ı yaşadık. Başı rahmet, ortası mağfiret. İçerisinde de 1000 aydan daha kıymetli olan Kadir Gecesi'nin olduğu, sonu da inşallah ebedi azaptan kurtuluş olacak. Ramazan bayramında idrak edip bayrama ulaştık, elhamdülillah diyoruz. Sizler de beraber olmanın, uzun süredir işte kucaklaşamamanın, tokalaşamamanın verdiği bir rahatsızlığı inşallah bugün buradan itibaren, bundan sonra da inşallah telafi edeceğiz. Sizlerle kucaklaşacağız, merhabalaşacağız, bayramlaşacağız inşallah. Daha nice bayramları. Ramazan bayramımız mübarek olsun. Özlediğimiz, kavuştuğumuz, birbirimizle ruh ve ruh bayram yaptığımız bu günlere eriştiren Allah'a hamdolsun. Bize 30 gün oruç tutturan, beraberce Müslümanlarla iftar yaptıran, sahur yaptıran, Ramazan'ın tüm güzelliklerini yaşatan, hatimler indirten, dualar ettiren Allah'a binlerce kez şükürler olsun. Ramazan'ın sonu itibariyle Sayın Cumhurbaşkanımız Suudi Arabistan'a gitti ve artık umreler de başladı. İnşallah bu yıl
haçla başlayacak. Yeniden o mübarek beldeye Müslümanlar tekrar yüz sürecekler ve ibadetlerini yerine getirecekler. Allah bir daha bu tür belaları, musibetleri ülkemizden uzak eylesin. Bütün Müslümanlardan, bütün coğrafyamızdan ve insanlıktan uzak eylesin. Yani hakikaten ben de bugün çok mutluyum. Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek azdır yani. Çünkü sizlerle kucaklaşmak nasip oldu. İşte geçen sene Kurban Bayramı'nda ancak uzak bir mesafeyle bayramlaşma imkanımız oldu. Ama inşallah bu salgın belasından da Rabbim bizi kurtardı, kurtaracak. Dolayısıyla bugün sizlerle kucaklaşmanın mutluluğunu, bahtiyarlığını kelimelerle ifade etme mümkün değil. Hakikaten sizlerin de zaten gözler ışıldıyor. Çok mutluyuz. Rabbim inşallah tuttuğunuz oruçların ibadetini ve diğer ibadetleri kabul buyursun. Biliyorsunuz oruç tutanların cennette çağrılacağı kapı Reyhan kapısı. İnşallah Reyhan kapısından cennete girip Firdevs cennetini konaklayan kullardan arasına bizleri de dahil ederiz. Hepimiz inşallah. Sevgili kardeşler, öncelikle dün Sayın Cumhurbaşkanımızla telefonla konuşurken efendim yarın teşkilat bayramlaşması var. Daha sonra ilçeleri gezeceğiz deyince oradaki bütün kardeşlerime benim en kalbi selam ve muhabbetler ilet diye söyledi. Ben de Cumhurbaşkanımızın bu güzel selamını sizlere iletmenin bahtiyarını yaşıyorum. Değerli basın mensupları ve hasıl teşkilatımızın güzide mensupları, ben de hepinizin bayramının mübarek olsun diyorum. Rabbim birlik, beraberlik içerisinde, sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde, pandeminin gölgesinde kalmadan nice bayramlara erişmeyi hepinize nasip etsin diyorum. Hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Tekrar bayramımız mübarek olsun. Söz verdikleri için de teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hamdolsun çok güzel bir Ramazan ayı geçirdik. Başta belediye başkanımızla beraber iftarda programlar gerçekleştirdik. Ülgen Meclis başkanımızla beraber teravihlerde köylerimizi ziyaret ettik. Sahurda genç kardeşlerimizin evlerine misafir olduk. Ve çok bereketli bir Ramazan ayını geride bıraktık. İnşallah önümüzdeki 2023 seçimleri, Cumhuriyet tarihinin en önemli seçimleri. Biz de Afyonkarahisar'dan sizlerle beraber o altı benzemez partiye en güzel cevabı buradan vereceğimizin sözünü veriyoruz. İnşallah 2023'te ilk defa oy kullanacak 6,5 milyon genç kardeşimiz olacak. Bunların 50.000'e yakını da Afyonkarahisar'ımızda olacak. Bu genç kardeşlerimiz sizlerin evlatları, yeğenleri, torunları. Bizler Gençlik Kolları Teşkilatı olarak hepsinin elini sıkacağız, hepsinin ayağına gideceğiz. Sizlerden de bu konuda ciddi anlamda destek bekliyoruz. İnşallah 2023'te yine Cumhurbaşkanımız en güçlü desteği Afyonkarahisar'dan hep beraber vereceğiz. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Nice bayramları hep beraber inşallah.